Geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 5. sınıf öğrencilerimizin elektrik devre elemanları konusunu anlatacağım arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz çok değerli arkadaşlar. Tabii yine her zaman olduğu gibi yanımızda öğrenci arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 1. bölüm devre elemanlarının sembollerle gösterimi ve devre şemaları. Arkadaşlar, binalarda elektrik dağılımını sağlayan birçok elektrik devresi bulunur. Bu elektrik devreleri kurulmadan önce elektrik projeleri, yani arkadaşlar, devre şemalar çizilir. Binalardaki elektrik tesisatı bu projelere göre düzenlenir değerli arkadaşlar. İnsanlar bilim, sanat ve teknolojide arkadaşlar ortak işaret ve semboller kullanırlar. Peki ne işe yarar bu değerli arkadaşlar, ortak işaret ve semboller? Bu sayede çok uzun cümlelerle anlatılacak olaylar ve nesneler çok kısa bir şekilde ne yapılabilir arkadaşlar? Anlatılabilir. İşte elektrik devre elemanları da arkadaşlar uzun uzadıya yazılmak yerine her birine ayrı bir sembol verilerek çok büyük binaların bile elektrik şemaları sembollerle ne yapılabiliyor? Gösterilebiliyor. Bu semboller tüm dünya insanlarınca bilindiği için ve aynı sembol aynı şeyi ifade ettiği için ortak bir dil ne yapmış oluyor arkadaşlar? Oluşturulmuş oluyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, semboller dünyanın her yerinde herkes için aynı anlamı taşır. Neymiş? Burası önemli, tekrar edelim. Semboller dünyanın her yerinde herkes için aynı anlamı taşır. Teknolojik araçların arkadaşlar üretimleri sırasında içlerindeki elektrik devrelerinin yapısını gösteren devre şemaları kullanılır. Peki sevgili arkadaşlar, acaba devre elemanlarının sembolleri nelerdir? Birlikte bakalım değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman ampulü biliyorsunuz. Ampul, adı ampul, devre elemanı. Sembolü bakın bu şekildedir arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Demek ki şu sembolü gördüğümüz zaman neyi anlayacağız? Bu bir ampulü arkadaşlar temsil etmektedir. Yine arkadaşlar diğer devre elemanı nedir? Pildir. Arkadaşlar pilin şekli bu şekildedir, resmi. Pilin sembolü bu şekildedir bakın. Bakın bir uzun bir de kısa çizgi var. Uzun çizgi artı kutup, kısa çizgi her zaman eksi kutupmuş. Bunu anladık mı arkadaşlar? Neymiş? Demek ki pilin sembolünde uzun çizgi daima artıyı, kısa çizgi daima neyi gösteriyor? Eksiyi gösteriyor değerli arkadaşlar. Şu gördüğümüz kırmızı arkadaşlar, kırmızı çizgi elektrik kablosunun arkadaşlar resmidir. İletken tel de diyebiliriz. Elektrik kablosu ve iletken tel. Arkadaşlar iletken telin sembolü de şöyle düz bir çizgidir değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, şu gördüğümüz anahtar şeklidir sevgili arkadaşlar. Anahtarın bakın şu kısmı arkadaşlar, eğer uzunsa buna açık, kısaysa kapalı diyoruz. Neymiş, tekrar edelim. Anahtarın şu baş düğme kısmı uzunsa açık, kısaysa kapalıdır arkadaşlar. Peki sembol olarak nasıl göstereceğiz? Açık olanın sembolü budur bakın arkadaşlar. Açık gördüğümüz gibi. Yani buradan buraya elektrik geçmiyor. Açığın sembolü bu. Kapalının sembolü de bu. Birbirine temas ediyor. Neymiş? Birbirine temas ediyorsa kapalı. Birbirine temas etmiyorsa açıktır diyoruz. Devre açıktır diyoruz arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Bir devrede elektriğin geçebilmesi için arkadaşlar anahtarın kapalı olması, yani şu şekilde olması gerekir. Yani bu şekilde olması gerekir arkadaşlar. Demek ki böyle olmazsa devre, böyleyse devreden akım geçer. Şöyleyse devreden akım geçmez değerli arkadaşlar. Şimdi geldik devre şemalarına değerli arkadaşlar. Devre şemaları. Elektrik devrelerinde kullanılan bütün elemanların sembollerle gösterilmiş halidir. Neymiş? İsterseniz bunu öğrenci arkadaşlarımıza da soralım. Emreciğim, canım benim, devre şemasını bir tanımlayabilir misin evladım? Tabii ki öğretmenim. Öğretmenim, elektrik devrelerinde kullanılan bütün elemanların sembollerle gösterilmiş halidir öğretmenim. Aferin Emreciğim, çok güzel bir şekilde söyledin. Muhittinciğim, canım benim, istersen bir de devre şemalarını evladım sen tanımla. Tanımlayabilir misin evladım? Tabii ki hocam, ne demek. Hocam, devre elemanları
elektrik devrelerinde kullanılan bütün elemanların sembollerle gösterilmiş halidir hocam. Aferin Muhittin'cim, çok güzel bir şekilde söyledin oğlum, kutluyorum seni. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımız da dediği gibi neymiş arkadaşlar devre şeması deyince ne aklımıza geliyormuş? Elektrik devrelerinde kullanılan bütün elemanların neyle? Sembollerle gösterilmiş haline biz devre şeması diyoruz. Bakın burada şurada gördüğümüz her şey birer semboldür arkadaşlar. Bakın şu gördüğümüz nedir? Pilin sembolü. Uzun kısmı artı, kısa bölümü eksi. Şu gördüğümüz arkadaşlar yuvarlak ve bir çarpı atıyoruz. Ampulün sembolü. Şu gördüğümüz açık bir anahtarın sembolü. Şu gördüğümüz de nedir bu da? İletken, telin sembolü. İşte buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir devre şeması diyoruz. Ha tabii bu basit bir şema. Bir ampul, bir pil, bir anahtar, bir iletken tel var. Ama bunu bir atıyorum 50 katlı bir apartmanın devre şeması olarak düşündüğünüzde düşünün orada yüzlerce, binlerce sembol olacaktır. Ama işin basitini anlarsak karmaşığını da ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, duy denilen bir sembol ve bir cisim vardır. Arkadaşlar duy bir elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere duy denir. Bakın burada duy görüyorsun değil mi arkadaşlar? Ampulü almışım, buraya ne yapmışım? Böyle şöyle takmışım. Ampulün yerleştiği yere biz ne diyoruz? Duy diyoruz. Duyun bir taraftan elektrik kablosu gelir, öbür tarafından çıkar. Yani elektrik geçer böylece arkadaşlar. Hemen hatırlatalım. Ampulün yanması şartlarından bir tanesi arkadaşlar, ampulün duya tam temas edecek şekilde yerleştirilmesidir. Eğer ampulle duy arasında boşluk varsa devreden akım geçmeyeceği için ampul ne yapmayacaktır? Işık vermeyecektir değerli arkadaşlar. Peki duyu bir de öğrenci arkadaşlarımıza soralım. Muhittin'cim sana soralım evladım. Evladım duy nedir? Bir söyleyebilir misin canım? Tabii ki hocam, ne demek, hemen söylüyorum. Hocam duy bir elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere duy denir hocam. Şekilde de görülüyor hocam. Şurada gördüğümüz duydur hocam. Aferin Muhittin'cim, kutluyorum canım seni. Emre'cim canım benim, bir de sen tekrar et istersen. Duy nedir evladım, söyleyebilir misin canım? Tabii ki öğretmenim, hemen söylüyorum. Öğretmenim bir elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere duy denir öğretmenim. Aferin Emre'cim. Kutluyorum evladım seni. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten ikiniz de çok güzel bir şekilde söylediniz. Arkadaşlar demek ki duy neymiş? Bir elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere duy adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, nasıl ki ampulün yerleştirildiği yere biz duy diyoruz, pilin yerleştirildiği yere de pil yatağı adını veriyoruz arkadaşlar. Neymiş tekrar diyorum. Ampulün yerleştirildiği yere duy, pilin yerleştirildiği yere ise pil yatağı adını veriyoruz. Burada çok önemli bir bilgimiz var. O da şu. Devrenin çalışması için duy ve pil yatağı şart değildir. Burayı unutmuyoruz. Neymiş? Tekrar diyorum. Devrenin, bir elektrik devresinin çalışması için, mesela bir ampulün ışık vermesi için illaki duy ya da pil yatağı olmak zorunda değil. Yani bunlar şart değil arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Duy ve pil yatağı yardımcı elemanlardır. Neymiş arkadaşlar? Duy ve pil yatağı yardımcı elemanlardır arkadaşlar. Unutmayalım. Yani asıl elemanlar değil. Bunlar olmadan da devre ne yapabilir? Çalışabilir değerli arkadaşlar. Bu nedenle duy ve pil yatağının sembolleri yoktur. Evet, önemli bir şey arkadaşlar. Neymiş? Bakın. Bu nedenle değerli arkadaşlar, bu nedenle duy ve pil yatağının sembolleri yoktur. O nedenle devre şemalarında ne yapılmıyor? Gösterilmiyor. Demek ki duy ve pil yatağı şart olan, yani illaki olması gereken, devrenin çalışması için illaki şart olan maddelerden değildir arkadaşlar. O nedenle ne yapılmıyor? Bunlara sembolleri yoktur. Yani duyun ve pil yatağının sembolü yoktur. Devre şemasından da arkadaşlar ne yapılmıyor? Duy ve pil yatağının sembolü gösterilmiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Bunlar arkadaşlar Milli Eğitim 5. sınıf Milli Eğitim Okul Kitabı ders kitabının 249 ve 250. sayfalarındaki sorulardır.
Dolayısıyla arkadaşlar oradan da sorulara bakıp çözümlerini buradan takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, birinci sorumuz şöyle. Devre şemaları çizilirken neden semboller kullanılır? Arkadaşlar devre şemalarını çizilirken sembollerin kullanılmasının sebebi şudur. Tüm dünya insanları arasında ortak bir dil oluşturmaktır. Neymiş arkadaşlar? Tüm dünya insanları arasında ortak bir dil oluşturmak. Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela tüm dünya insanları şunu gördüğü zaman bunun bir ampul sembolü olduğunu ne yapacak? Anlayacak. Tüm dünya insanları şunu gördüğü zaman artı eksi bunun bir pil sembolü olduğunu ne yapacak arkadaşlar? Anlayacak. Demek ki devre şemalar çizilirken neden semboller kullanılırmış? Tüm dünya insanları arasında ortak bir dil oluşturmak için arkadaşlar ne yapılırmış? Kullanılmış. Devam edelim. İkinci sorumuz. Devre şemalarından nerelerde yararlanırız? Arkadaşlar devre şemalarından nerelerde yararlanırız? 1. Devre şemaları şehirlerde, binalarda, elektrik ile çalışan tüm cihazlarda elektrik dağılımını göstermek amacıyla ne yapılır arkadaşlar? Kullanılır değerli arkadaşlar. Aynı zamanda değerli arkadaşlar devre şeması problemlerin, sıkıntıların kısa sürede çözülmesini sağlar. Neden? Bir elektrik arızası olduğunda müdahale etmek için uzman kişi gelir. Önce bir devre şemasına bakar. Nerede ne var? Ona göre nasıl müdahale edeceğini daha iyi tespit eder. Böylece devre şeması problemlerin kısa sürede çözülmesini ne yapıyormuş arkadaşlar? Sağlamış oluyormuş. Çok değerli arkadaşlar. Diğer bir sorumuz şöyle arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Şekildeki devrede ampul ışık vermiyor. Bu ampul arkadaşlar ışık vermiyormuş. Işık vermesi için gerekli şartları yazınız. Şimdi değerli arkadaşlar bakıyoruz. Bir kere ampul var. Anahtar kapalı mı? Kapalı. Anahtar kapalı mı? Kapalı mı? Pil var. İki tane pil var. Şuna dikkat ediyoruz. Acaba piller doğru bağlanmış mı? Yani ucuca ekle, doğru bir şekilde ucuca eklenmiş mi? Arkadaşlar bir pilin devrede enerji verebilmesi için artı eksi artı eksi artı eksi şekline gelecek şekilde piller ucuca eklenmesi lazım. Yani bakın bu uç artı eksi yine artı eksi olması lazım. Halbuki nasıl gelmiş? Eksi artı. İki özdeş pil bu şekilde ters bağlanmış. Ters bağlandığı için bu ampul ne yapmayacaktır? Işık vermeyecektir. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Ters bağlı olan pili ne yapıyoruz arkadaşlar? Kutuplarını yer değiştiriyoruz. Böylece artı eksi artı eksi şeklinde bağlayarak ampulün ışık vermesini ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz da şöyle arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Diyor ki şekildeki elektrik devresiyle ilgili olarak verilen soruları cevaplayınız diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Devreye kaç pil bağlanmıştır? Arkadaşlar devreye kaç pil bağlanmıştır? Sayalım. 1, 2, 3. O zaman devreye kaç pil bağlanmış arkadaşlar? 3 tane pil bağlanmış değil mi? Diğer sorumuza geçelim. Devredeki anahtarın durumu nedir? Arkadaşlar anahtar kapalı mıdır, açık mıdır? Gördüğümüz gibi açıktır değil mi? O zaman anahtarın durumu nedir? Açıktır diyoruz. Yani açık olan devrede elektrik akımı geçer mi? Geçmez. Evet onu vurgulamış olduk. Devreye kaç ampul bağlanmıştır? Arkadaşlar gördüğümüz gibi ampul kaç tane? 1. O zaman ne diyoruz? 1 tane diyoruz değerli arkadaşlar. Devredeki ampul ışık verir mi? Neden? Arkadaşlar devredeki ampul ışık vermez. Çünkü anahtar açıktır. Ampulün ışık vermesi için akımın tamamlaması lazım. Yani artı kutuptan artı kutuptan eksi kutba kadar devrenin tamamlanabilmesi gerekir. Arada hiçbir kesiklik, boşluk olmaması gerekir. Halbuki burada anahtar açık olduğu için devre tamamlanamıyor ve ampulde ışık ne yapmıyor? Vermiyor. Demek ki ışık vermesi için anahtarın kapatılması ve böylece devrenin tamamlanması gerekiyor. Çok değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 5. sorumuza. Beşinci sorumuz şöyle arkadaşlar. İki pil
3 ampul ve 1 anahtardan oluşan bir devre şeması çiziniz. Evet, bakın dikkat edin. Devre şeması çizeceğiz. 2 tane pilimiz var. Arkadaşlar önce pillerimizi çizelim. Bakın artı eksi artı eksi 3 tane ampulümüz olacak ve 1 tane de anahtarımız olacak arkadaşlar. Şu anahtarımız olsun. Şu anahtarımız olsun arkadaşlar. Bu anahtarımız. 3 tane ampulümüz olacak. 1 2 bu da 3. Evet, gördüğümüz gibi 2 ampul, 1 anahtar, 3 tane de ampulden oluşan devre şemamızı ne yapmış olduk? Çizmiş olduk değerli arkadaşlar. 6. sorumuz şöyle. Aşağıda verilen ifadelerin başına uygun şekilde doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Birinci arkadaşlar ifademiz şöyle. Bir elektrik devresinde anahtar bakın açıksa. Anahtar açıksa ampul ışık verir. Arkadaşlar anahtar açıksa ampul ışık verir mi? Hayır, vermez. Dolayısıyla bu ne oluyor? Yanlış oluyor. Diğer cümlemiz. Bir elektrik devresinde pil güç kaynağıdır. Evet arkadaşlar, enerji veren pildir. Dolayısıyla pil güç kaynağıdır. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Doğru diyoruz arkadaşlar. Üçüncü cümlemiz. Bir elektrik devre şemasında şu gördüğümüz arkadaşlar. Şu gördüğümüz nedir sevgili arkadaşlar? Ampul devre şemasında ampul sembolüyle gösterilir. Burada pil diyor. Bakın dikkat edin. Pil elektrik devre şemasında böyle mi gösterilir arkadaşlar? Pilin sembolü bu mudur? Pilin sembolü bu mudur arkadaşlar? Hayır. Pilin sembolü neydi? Artı, eksi şeklinde iki kısa çubuktu. Buraya artı eksi yazıyoruz. Bu değil. Bu ampulün sembolü. O zaman buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar tabii yine arada bir hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız. Eğer dersimizi beğeniyorsanız mutlaka beğen tuşuna basmanız. Ve sizden arkadaşlar isteğim bir yorum yazmanız şöyle. Ve bunu WhatsApp, Facebook gibi arkadaşlar sosyal medyadan arkadaşlarınızla paylaşırsanız videomuzun linkini çok memnun olurum. Neden? Çünkü bize güç verin ki biz size daha fazla hizmet edelim arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz 6. sorumuzun diğer cümlelerine arkadaşlar. Evet, diğer cümlemiz şu şekilde çok değerli arkadaşlar. Bir elektrik devresinde anahtarın açık olduğu... Gördüğümüz gibi sembolüyle gösterilir. Arkadaşlar bu anahtarın açık olduğunu mu gösterir? Hayır. Bu anahtarın kapalı olduğunu gösterir. O zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Eksi artı, eksi artı, eksi artı, eksi artı. Kısa çizgi, uzun çizgi. Sembolü devrede 4 pilin bağlı olduğunu gösterir. Arkadaşlar şunların her biri bir pildir. Bakın. 1, 2, 3, 4. Evet, devrede 4 pil bağlıdır. Dolayısıyla bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Sembolüyle gösterilen elektrik devre elemanı ampulün ışık vermesi için zorunlu değildir. Evet arkadaşlar, anahtar bir elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için zorunlu değildir arkadaşlar. Anahtar olmadan da biz ışık veren bir devre kurabiliriz. Duy zorunlu değildir. Pil yatağı zorunlu değildir. Demek ki bunlar zorunlu değil. Neymiş? Bir daha söylüyorum. Anahtar zorunlu değil. Duy zorunlu değil. Pil yatağı zorunlu değil. Değerli arkadaşlar. Buna doğru diyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. B ile gösterilen sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen ifadelere uygun şekilde doğru veya yanlış yazınız. Yanlışsa niçin doğru olduğunu söyleyiniz veya yazınız. Birinci cümlemizi okuyoruz. Bir elektrik devresinde anahtar açıksa ampul ışık verir. Arkadaşlar elektrik devresinde ampul açıksa ne yapmaz? Arkadaşlar ampul ışık vermez. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bir elektrik devresinde pil güç kaynağıdır. Doğrudur arkadaşlar. Pil güç kaynağıdır. Pil elektrik devre şemasında ampul sembolüyle gösterilir. Arkadaşlar pilin sembolü bu değildir. Yanlış. Bir elektrik devresinde anahtarın açık olduğu sembolüyle gösterilir. Arkadaşlar bu açık değil, kapalıdır.
Dolayısıyla bu da nedir? Yanlıştır. Devrede 4 tane pilin olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur diyoruz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu sembolüyle gösterilen anahtar elektrik devre elemanı devredeki ampulün ışık vermesi için zorunlu değildir. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi geçtik C'ye. Aşağıda resimleri verilen devre elemanları ile sembolleri doğru şekilde eşleştiriniz diyor. Sevgili arkadaşlar bakın, şu anahtar açıktır. Anahtar açık. Anahtar açık olduğu için bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bakın anahtar açık sembolü burada. Şu şekilde. Şu ney? Ampul. Ampul nerede arkadaşlar? Ampul 4. 4. Bu ney? Pil. Pil nerede arkadaşlar? Pil 1. Bu anahtar kapalı. Anahtar kapalı nerede? 3. Bu ney? Kablo. Kablo da nerede arkadaşlar? 2'de. Böylece eşleştirmiş olduk. A 5, B 4, C 1, D 3 ve E 2 şeklinde ne yapmış arkadaşlar? Ne yapmış olduk? Eşleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz ama tabii ki konumuza ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam. Şimdi değerli arkadaşlar, konumuz iki bölümden oluşuyordu. Birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümüne geçtik arkadaşlar. İkinci bölümü şudur. Basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri göreceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, acaba bilimsel bir deney düzeneği nasıl olur? Bununla ilgili arkadaşlar ben bilgileri aşağıda sizlere verdim. Bunu birlikte ne yapacağız? Birlikte paylaşalım. Sevgili arkadaşlar, bilimsel bir deney yapabilmek için bir kere konuyla ilgili en az iki deney düzeneği kuracağız. İki deney düzeneği. Bu deney düzeneklerinde sadece araştırılan faktör farklı olmalı. Fakat araştırılmayan diğer tüm faktörlerinde nasıl olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Burası önemli olduğu için bir kez daha tekrar ediyorum. İsterseniz bunu öğrenci arkadaşımıza soralım. Emreciğim, canım benim. Bilimsel bir deney düzeneği nasıl olur evladım? Bu iki maddeyi bir tekrar edebilir misin Emreciğim? Tabii ki öğretmenim. Öğretmenim, bilimsel bir deney düzeneğinde bir kere en az iki deney düzeneğimiz olmalı öğretmenim. Bu deney düzeneklerinde sadece araştırılan faktör farklı olmalı. Bunun dışında araştırılmayan diğer faktörler aynı olmalıdır öğretmenim. Aferin Emreciğim, süpersin oğlum. Çok güzel bir şekilde söyledin. Evet arkadaşlar. Demek ki araştırdığımız faktörü farklı yaparken, bu bir şarttır bakın. Araştırmadığımız diğer faktörlerinde her iki deney düzeneğinde ne olması gerekir? Aynı olması gerekir arkadaşlar. Farklı olan, yani araştırılan değişkene ne denir? Burası çok önemli. Arkadaşlar, deney düzeneğinde farklı olan ne diye soracağız bakın. Farklı olan ne? Farklı olan nedir? Bağımsız değişkendir. Neymiş? Farklı olan bağımsız değişkendir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, bağımsız değişkenin farklı olmasından etkilenen sonuca ne diyoruz? Bağımsız değişkenin farklı olmasından etkilenen sonuca bağımlı değişken diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyoruz. İki deney düzeneğinde aynı olan tüm değişkenlere de ne diyeceğiz? Kontrol edilen değişken ya da sabit değişken diyeceğiz arkadaşlar. Neymiş? Tekrar edelim. Bu bölümü ikisini bir tekrar edelim. Bağımsız değişkenin farklı olmasından etkilenen sonuca bağımlı değişken diyoruz. İki deney düzeneğinde aynı olan, eşit olan tüm özelliklere de ya kontrol edilen değişken ya da sabit değişken adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Bağımsız değişkene araştırmacılar doğrudan etkide bulunabilirler. Neymiş? Bağımsız değişkene araştırmacılar istediği gibi ne yapabiliyorlar? Müdahale edebiliyorlar. Ancak bağımlı değişkene, yani deney sonucuna doğrudan müdahale edemiyorlar arkadaşlar. Bunu da vurgulamış olduk. Peki kontrol edilen değişken nedir? Kontrol edilen değişken sabit tutulan, etkisi incelenmeyen, üzerinde değişiklik yapılmayan değişkendir arkadaşlar. Evet. Neymiş? Sabit tutulan, etkisi incelenmeyen, üzerinde değişiklik yapılmayan değişkenlere ne diyormuşuz arkadaşlar? Kontrol edilen değişken diyoruz değerli arkadaşlar. Peki şu örneğimizi arkadaşlar birlikte inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, buradaki elektrik devresinde bir ampulümüz var. Bir pilimiz var. Anahtar kapalı. İki ampulümüz var. Yine bir tane arkadaşlar
pilimiz var, anahtar kapalı. 3 tane ampulümüz var. 1 pilimiz var, anahtar kapalı. Demek ki aynı olanlar, farklı olanlar söyleyelim. Aynı olanlar, 1 tane pil var. 1 tane anahtar var ki onların hepsi de kapalı. Fakat ne farklı arkadaşlar? Ampul sayıları farklı. İşte buna göre bağımlı, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenleri burada birlikte ne yapacağız? Bulacağız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şekilde verilen devre elemanlarında tüm ampuller ve piller özdeştir. Özdeş demek arkadaşlar her şeyle aynı demek. Yani buradaki ampulün özelliğiyle buradaki ampulün özelliği aynıdır. Örnek verelim. Bu 100 wattlık bir ampulse bunların hepsi 100 wattlık bir ampul. Yani özellikleri, tüm özellikleri aynı olan ampullerdir. Piller de arkadaşlar aynı olan ampullerdir. Özdeştir. Bu deney düzeneklerinde pil sayısını sabit tutuyoruz. Bakın pil sayısı aynı. Ne farklı arkadaşlar? Ampul sayıları farklı. Bu durum sonucunda 1, 2 ve 3 düzeneklerindeki ampul parlaklıkları nasıl etkileniyor? Bunu bir tablo ve grafikte ne yapalım arkadaşlar? Gösterelim. Sevgili arkadaşlar bakın burada şimdi bir bilgi paylaşıyoruz. Burası önemli. Pil sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısı arttıkça ampul parlaklıkları azalır. Çok önemli. Emreciğim bir de sen söyleyebilir misin evladım bunu? Tabii ki öğretmenim. Öğretmenim, pil sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısı arttıkça her bir ampulün parlaklığı azalırmış öğretmenim. Aferin Emreciğim, süpersin oğlum. Gerçekten çok güzel bir şekilde söyledin. Arkadaşlar aynen Emre arkadaşımızın söylediği gibi pil sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azalır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bir tane ampul var. Bakın şurası ampul sayısını gösteriyor. Burası ampulün parlaklığını gösteriyor. Bir tane ampul varken daha parlak, bakın şurası daha parlak yanan bir yer. İki tane ampul olduğunda parlaklık ne yapıyor? Azalıyor. Bir, üç tane ampul olduğunda, şurada gördüğümüz gibi üç ampul olduğunda parlaklık daha da azalıyor. Bakın aşağı doğru iniyor. Şu çizgileri birleştirirsek arkadaşlar, gördüğümüz gibi ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığının azaldığı grafiği elde etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi tablomuzu dolduralım. Arkadaşlar ampul sayısı bir taneyken, değerli arkadaşlar parlaklık çoktur. Buraya bir tık atıyoruz. Ampul sayısı 2'ye çıktığında parlaklık biraz azalacak. Yani orta olacak. Ampul sayısı 3 tane olduğunda parlaklık en az olacak değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Neymiş? Ampul sayısı azken parlaklık çok. Ampul sayısı biraz azaldı. Ampul sayısı 1 arttı. Parlaklık biraz azaldı. Ampul sayısı bir tane daha arttı. Parlaklık en az oldu. Ampul sayısı arttıkça parlaklık azalıyor diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, ampul sayısının artması ampul parlaklığını nasıl etkiler? Ampul sayısının artması ampul parlaklığını ne yapar? Azaltır diyoruz arkadaşlar, unutmayalım. Bir elektrik devresinde ampul sayısı arttığında ampul parlaklığı azalır. Bunu söylemiş olduk. Peki bu deney düzeninde bağımsız değişken nedir? Bağımlı değişken nedir? Kontrol edilen değişken nedir? Bunları söyleyeceğiz. Arkadaşlar bağımsız değişkeni bulurken değerli arkadaşlar ne farklı diye soracağız. Az önceki düzenekte arkadaşlar ne farklıydı? Ampul sayısı farklıydı. O zaman ampul sayısı ne olacak? Bağımsız değişken olacak. Farklı olan, bakın parantez içerisinde yazıyorum, farklı. Arkadaşlar ampul sayısı değiştikçe bundan ne de etkilendi? Ampulün parlaklığı. Etkilenen sonuç ise ne oluyor? Bağımlı değişken oluyor. O zaman ampul parlaklığı bağımlı değişkendir. Artık geriye kalan, sabit tutulan, değiştirilmeyen her şey kontrol edilen değişkene girer. Nedir bunlar? Pil sayısı 3 devrede de 1 taneydi. Kontrol edilen değişken, sabit. Anahtar 1 tane ve kapalıydı. Sabit, kontrol edilen değişken. İletken telin özelliği 3'ünde de aynı teli, aynı özellikle tel kullandık. O da yine neye giriyor arkadaşlar? Kontrol edilen değişkene giriyor. Arkadaşlar
Yine arada hatırlatıyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sayfamıza ne yaptık? Geçtik. Değerli arkadaşlar, bir elektrik devresinde ampul sayısı arttırıldığında ampulün parlaklığı azalır dedik. Ancak pil sayısı arttırıldığında ampul parlaklığı artar. Demek ki arkadaşlar, bu cümle önemli olduğu için tekrar ediyorum. Bir devrede ampul sayısı arttıkça parlaklık azalır. Pil sayısı arttıkça parlaklık artar. Yani pil sayısıyla parlaklık doğru orantılıdır. Bakın burada her iki düzenekte de 3'er tane ampul kullanmışım. Yani sayıları eşit. Eşit olduğu için bu kontrol edilen değişkene yazacağız. Her ikisinde de anahtarlar 1 tane ve kapalı. Ancak burada 1 pil, burada 2 pil var. O zaman iki düzenek arasında ne farklı diye soruyoruz arkadaşlar. Ne farklı? Pil sayısı farklı. O zaman farklı olan bağımsız değişkendir. Yani pil sayısı bağımsız değişken. Pil sayısının değişmesiyle ne değişti? Hangi sonuç etkilendi bundan? Ampulün parlaklığı etkilendi, değil mi? İşte etkilenen sonuca da bağımlı değişken diyoruz arkadaşlar. Peki kontrol edilen değişken nedir? Ampul sayısı, anahtar telin özelliği, ampullerin özdeş olması, bütün bunlar da sabit, eşit, kontrol edilen değişkendir değerli arkadaşlar. Şimdi şekilde verilen devre için değerli arkadaşlar, pil sayısı arttıkça ampul parlaklığının nasıl değiştiğini grafik ve tabloda gösteriniz. Değerli arkadaşlar bakın, 3 ampul. Ama burada 1 pil, 2 pil, 3 pil. Arkadaşlar, pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar. Demek ki pil sayısı 1 taneyken parlaklık az. Pil sayısı 2'ye çıktığında parlaklık biraz arttı, orta oldu. Pil sayısı 3 tane olduğunda parlaklık ne oldu? En fazla oldu arkadaşlar. O zaman pil sayısı arttıkça parlaklık artar. Bakın, 1 pil varken parlaklık bu kadarken değerli arkadaşlar, 2 pil olduğunda parlaklık biraz daha arttı. Bakın şuraya geldi. 3 pil olduğunda buraya geldi. Bunları birleştirirsek pil sayısı arttıkça ampul parlaklığının arttığını gösteren grafiği ne yapmış oluruz arkadaşlar? Çizmiş oluruz değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, konumuzun bu bölümünde bilimin kahramanlarını arkadaşlar söyleyeceğiz. Bunlardan birisi arkadaşlar Thomas Alva Edison. Amerikalı mucit ve iş adamıdır. 1100'e yakın buluşa ait patenti vardır. 10 yaşında kendi laboratuvarını kurmuştur arkadaşlar. Doğru akımın temsilcisi Edison'un en önemli buluşu ampuldür. Neymiş arkadaşlar? Doğru akımın temsilcisi Edison'un en önemli buluşu neymiş? Ampulmüş. Kaç yılında bulmuş? 1879.